Selamlar millet. Tekrardan bir video ile karşınızdayım. Kripto Çizo kanalına hoş geldiniz diyorum. Bitcoin, altcoin genel borsa incelemesi yapacağız. Yaklaşık 6 gündür arkadaşlar diyorum ki düzeltmedeyiz. Düzeltme devam edecek. Şu anda diyorum düzeltme gene devam etme potansiyeli yüksek. Çünkü dolar endeksi temel olarak değil. Bakın temel bir dayanağı yok. Ancak teknik olarak tepki alması gereken bölgelere geldi. Bu süreçte dolar endeksine para girişi olabiliyor. Para girişi olabilirken de burada riskli varlıklardan para çıkışları hızlanabiliyor. Şu anda bizim gördüğümüz süreç bununla alakalıdır ama çok uzun soluklu olmayacaktır. Çünkü dolar endeksinin yükselişinin temel bir dayanağı yok diyorum. Bununla beraber dolar endeksinde önümüzdeki seviyelere bakacak olursak birinci seviyemiz arkadaşlar 102. İkinci seviyemiz 103. 102'lerden reddiyeme ihtimali var. Dolar endeksini buradan eğer reddiyerse borsalar erkenden yükselmeye başlayacaktır. Bununla beraber de 103'lere gidersek 103'lerden ben kesin red hareketi bekliyorum. 103'ler sınırdır. 103'lerin üzerine atamaz diye bakıyorum. Evet güç indeksinde burada 70'lere gidebilirim dese de artık dolar endeksini destekleyecek bir FED kalmadığı için artık FED ben daha çok destek vereceğim diyemeyeceği için genel manzarada burada dolar endeksinde beklentimiz arkadaşlar 70'lere gitmeden şu gördüğünüz mavi banttan bir dönüş hareketinin gerçekleşmesini bekliyorum. Burada teknik olarak da bu gösteriliyor bize. Yani şunu söylüyorum, haftalık kapatma yok, dün bir aylık kapatma geldi, Bitcoin aylık yani şeyi kapatması geldi, niye konuşmuyorsun diyen arkadaşlara seslenmek istiyorum burada. Bizim aylık kapatmamız, Bitcoin'in yaptığı bin bir türlü formasyon ya da burada yani kullandığımız birçok şeyde gösterilen sinyallerin hiçbir önemi yoktur. Burada dolar endeksinin şu gördüğünüz hareketinin yani daha önemi vardır arkadaşlar. Yani şöyle koyacak olursak dolar endeksi şu an tüm borsamızdan daha ağır basan bir metriktir. Çünkü biz çok küçük bir borsayız. Çok küçük veriler bizi etkileyebiliyor. Şu anda dolar endeksi dünyanın en büyük verisidir arkadaşlar. Dolar endeksindeki hareketleri bizi etkileyecektir diyorum. Ama bununla beraber olumlu manzaralar da oluştu. Bunlardan bahsetmiştim ama tekrar etmek istiyorum. Dolar endeksinin yükselmesiyle beraber petrol fiyatı şu alt kanaldan tepki almasını bekliyorduk. Tepki almadı. Evet buralardan yani bir şey alacak mı? Tepki alacak arkadaşlar. Bu daralan üçgenin altına atmayacak. Ancak burada işte göreceğiniz şekilde bir süre daha buralarda kalma ihtimali var ki ne zamana kadar? Enflasyon verisi gelene kadar. ABD enflasyon verisine kadar burada petrolün kalma ihtimalini gözlemliyorum. Enflasyon verisi olumlu gelecek. Bu da bizim borsalara olumlu yansıyacaktır diye düşünüyorum. Şimdi petrol fiyatlarındaki artışla dolar endeksi bağlantısı nedir? Dolar endeksi yükseliyorsa petrol fiyatları düşüyor. Dolar endeksi düşüyorsa petrol fiyatları yükseliyor demek diye bir manzara var gibi yani gösterilebilir ki İran savaşı var, yok İsrail birbirine girdi. İran'la İsrail artık savaşıyor mu sevişiyor mu anlamadım ama burada İran arkadaşlar bir savaşa girseydi petrol fiyatı buradan 90'lara doğru fırlardı. Bakın ben yok şuyum buyum demiyorum, siyasetçi. Hayır, ben burada baktığımda petroldeki hareketlere baktığımda belli şeyleri görebiliyorum. Ons altına baktığımda belli şeyleri görebiliyorum. Ve şu anki bu hareketler bir savaş hareketleri değil. Büyük bir savaşın çıkacağını gösteren hareketler yok. Evet petrol fiyatı yukarı yönlü giderse, ons altın fiyatı yukarı yönlü giderse evet o zaman deriz savaş hareketleri başlayabilir. Şunu söylemek istiyorum. Şu an arkadaşlar ons altın bakın tepe bölgelere geldi. Bununla beraber Nasdaq tepe bölgelerde, S&P 500 tepe bölgelerde, Dow Jones tepe bölgelerde. Buralardan bir pik aşağı hareket yapabilirler. Bu süreçte bizim borsalarımız ekstradan düşebilir. Ama bizim borsalar bunu görüp önceden fiyatlamış da olabilir. Önceden fiyatladığımız için dolar endeksi çıksa dahi sabit kalma ihtimalimiz var. Ki benim tahminim neydi? Benim tahminim 60 bin bandında Bitcoin'in yani şu bölgelerde bir aşağı bir yukarı yapması. Çok uzun büyük düşüşlerin gelmemesi. Ne olur şimdi kötü bir haber geldi, İsrail, İran, Miran savaşı büyüdü diyelim. Burada şu alt kanallara kadar inebiliriz. Bu da çok uzun soluklu olmayacaktır. Bitcoin boğa bayrağını kaybetmeyecektir arkadaşlar. Ben Bitcoin'in boğa bayrağını kaybedeceğini düşünmüyorum. Bununla beraber de genel manzaranın bozulacağını düşünmüyorum. Şimdi net şekilde videoyu geçmeden önce hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar KiKex borsasında 90 dolar vadeli işlemler bonusunu kesin olarak veriyoruz. Yatmayan arkadaşlar açıklamaya yazsın. Desin ki bana yatmadı. Şu hesaplarında şöyle bir bilgi var. UID diye bir şey var. Bunu atsınlar açıklama kısmına. Ben gideceğim borsaya teker teker soracağım. Herkese yatıyor. 100 kişiden 1-2 kişi aktarılmamıştır. Onları da birkaç kişiyle konuştum. Belli kişiler birden çok hesap açmışlar. Hepsi iptal olmuş. Şimdi adam bana diyor ki benimkini iptal ettiler. Sen niye bir tane hesap açmak yerine 5 hesap açıyorsun? Bir hesaptan almışsın, ikincisinden almaya çalışıyorsun. O zaman seni banlıyorlar arkadaşlar. Bu sistemde yani bu bonusu şey yapman için yani bonusta haksızlık hile yaptığın için banlıyorlar diyorum. Bundan dolayı hesabına aktarılmıyor.
O yüzden diyorum ki arkadaşlar, açıklamaya koyduğum linkten hesap açın, KYC'nizi yapın, tek bir hesap açın. Belli bir kısmı aktarılacak ve borsanın istediklerini yaptığınızda bütün bonuslar 90 dolar aktarılacak. Bununla beraber 200 dolara kadar bonus işlem yaptıkça işlem hacminize göre aktarılacak diyorum. Ve burada videoya devam ediyorum. Arkadaşlar ABD para arzından vesaire bahsettik. Şimdi haftalık kapatmadan da bahsedelim. Burada haftalık kapatma 55.000 altına atmadıkça, ki 50.000'lerin bile altına düşmedikçe desem bile mantıklı olur ama şu gördüğünüz bölgeler arkadaşlar bizim için hacimli bölgeler. Burada 55.000'lerin altına net şekilde atılımlar olup haftalık kapatma 55.000 altında gelmedikçe şu anki seviyelerimiz 60.000'ler. Yani 60.000'lerin 3 aşağı 5 yukarısı diye bakabileceğimiz seviyeler. Bizim için çok olumsuz bir senaryo oluşmayacaktır. Bizim için olumsuz senaryo oluşmayacak derken şunu söylüyorum, bakın ara düzeltmeler devam edebilir. Burada alt kanala kadar hafta içinde düşebiliriz ancak dolar endeksi doğrultusunda olacak. Ama biz burada 55.000'in altında kapatırsak hafta içi dolar endeksi düşmese dahi bizde şu alt kanala kadar bir iniş olabilir. Bu da çok uzun soluklu olmaz diyorum ama işte diyorum, kısa vadede daha sert düşüşler olmasın ki milletin kaldıraçlı işlemleridir vesairedir patlatmasınlar. Burada benim düşüncem nedir? Benim düşüncem bu 60.000 bandında 3 aşağı 5 yani yukarı gidip geleceğiz. Burada bunları yaparken de dolar endeksinin şu üst kanallara gitmesini bekleyeceğiz. 103'lere gittiğinde arkadaşlar düşüş de çok sert olacak. Bu düşüşle beraber bizim borsalar çok fena şekilde toparlamaya başlayacak. Euro endeksine baktığımızda, Euro endeksini zaten bahsettim. Kritik bölgelerin üzerine attı. Bu bölgedeki satış baskısı demeyeyim de artık bu bölgedeki baskıyı aldı. Artık bu bölgelerin üzerine atması çok kolay hale geldi. Bu bölgeleri atmasının çok, yani bu bölgelerin artık üzerine atması çok kolay hale geldiği için bir sonraki gidişimizde 115'lere doğru bir zıplama bekliyorum. Bu da dolar endeksini fena şekilde baskılayacak bir manzaradır. Riskli varlıklara para akışını hızlandıracak bir manzaradır. Şimdi Euro endeksiyle Bitcoin'deki şu manzarayı size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın Euro endeks tarafı sol tarafta haftalık bant. Bitcoin bandımız şu sağ tarafta, bu da haftalık bant. İkisini de haftalık olarak incelediğimizde, tarihsel olarak baktığımızda arkadaşlar, şöyle geçmişe dahi gitseniz, bakın buralarda, şöyle gidelim geçmişe, daha da geçmişe gidelim, evet. Bakın burada, daha da geçmişe gidelim, daha da uzaktan bakalım. Burada bakın Euro endeksi tepe yapmış değil mi? Bitcoin aynı tarihlerde bakın bu bölgede tepe yapmış. Euro endeksi burada dip yapmış, Bitcoin burada dip yapmış arkadaşlar. Burada EXY tarafı tepe yapmış. Burada Bitcoin tepe yapmış. Burada Euro endeksi göreceğiniz şekilde dip yapmış. Burada da Bitcoin dip yapmış. Daha sonrasına gidiyorum. Şu manzaraya gidiyorum. Bakın burada EXY yukarı yönlü gitmiş. Göreceğiniz şekilde burada Bitcoin de yukarı yönlü gitmiş. Ama net bir yani tepe geldi mi? İkisinde net tepe gelmedi. Bakın Euro endeksinde yükselişlerle beraber burada Bitcoin'de yeni tepeler gelecek. Şunu söylüyorum, evet Bitcoin'de yeni ATH'lar açıldı falan diyebilirsiniz ama bu daha göreceğimiz, yani buzdağının görünme, yani sadece bize gösterilen kısmı, daha görünmeyen kısmı var. Bitcoin'de daha beklediğimiz hareketler başlamadı ve göreceğiniz şekilde Euro endeksinde şu daralan üçgenden çıkmamızla beraber düşen trend kırıldı arkadaşlar. Bu düşen trendin kırılmasıyla beraber aşamalı şekilde 115'lere, dolar endeksinde daha aşağı seviyelere inişler göreceğiz. Dolar endeksi düştükçe riskli varlıklara para girişi olacak. Bunun sinyali Euro endeksi tarafından verildi. Ki bu teknik olarak verilen bir sinyal. Önümüzde ABD seçimleri var, para basımları var, faiz indirimleri var arkadaşlar. Bunların hepsini topladığımızda orta uzun vadede, ki kısa vadede, bak çok kısa vadede olumsuz bir manzaradayız. Dolar endeksi düzeltmeye gitti. Dolar endeksi tepki aldı. Dolar endeksinin tepki almasıyla beraber bizim borsalar düştü. Ancak arkadaşlar temel olarak bir dayanağı olmadığı için çok uzun soluklu olmayacak. Kesin olarak, kesin gözüyle bakıyorum ki teknik olarak da bakacak olursak aslında dolar endeksinin haftalık bandında, burada göreceğiniz şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim. Dolar endeksinin haftalık bandında aslında burada yükselen trendi haftalıkta kırıldı. Euro endeksi, pardon, EXY'di arkadaşlar, DXY'di. DXY'de burada yükselen trend kırıldı haftalık bantta ve burada düşen bir yapıya geçti haftalıkta DXY. Bu DXY'nin haftalıkta artık dip bölgelere gelmesinden diye, şimdi dibe geldi zıplayacak değil. Dibe geldi düşecek manzarasında şu an dolar endeksi ve bu dolar endeksindeki manzaranın ben sertleşmesini bekliyorum arkadaşlar. Dolar endeksi burada sertleştikçe, aşağı yönlü ineceğim dedikçe de genel manzarada bizim borsalardaki yükseliş hareketlerin hızlanacağını düşünüyorum. Şu an düşüş var. Evet yükseliş olsun. Ben videoyu çektiğim gibi yükseliş olsun istiyorsunuz ama süreç öyle işlemiyor. Süreç arkadaşlar bezdiriyor. Süreç burada bıktırıyor. Dolar endeksi burada ben tepki alacağım diyor. Burada 1-2 haftalık yükselişler yaparken siz aşağı yönlü iniyorsunuz. O süreçte isyan ediyorsunuz. Ama o süreçte malınızı satmazsanız her türlü karlı çıkıyorsunuz. Şu anda öyle bir süreçteyiz. Dediğim şekilde teknik olarak buradan
Yani üst kanallara gitse de 103'lerin üzerine atacağını düşünmüyorum. 103'lere gitse de 103'lerin üzerine ufaktan atsa da temel dayanağı olmadığı için çok uzun sürede dayanabileceğini düşünmüyorum. Bugünkü haftalık kapatmaya bakacak olursak aslında Bitcoin tarafında bakmak çok mantıklı değil. Tüm coinlerimize baktığımızda arkadaşlar, Bitcoin artı altcoinlere baktığımızda burada totalimiz 2'nin altında bir haftalık kapatma yapmadıkça çok büyük bir sıkıntı oluşacağını düşünmüyorum ki 2 trilyonun altına atsa da çok büyük bir sıkıntı oluşacağını düşünmüyorum. 2 trilyonun üzerinde gelecek bir haftalık kapatma, 2'ler yani 2 seviyesinde olacak bir haftalık kapatma bizim için olumlu olacaktır. İlla 2'nin üzerinde çok kalması ya da 2'nin altına çok atmasının çok bir önemi yok. İki, yani bu iki seviyelerinde kalması bizim için sağlıklı olacaktır diyorum. Total Market Cap'i izlemekte burada daha fayda var diyorum. Dün millet diyor bir aylık kapatma geldi. Bir aylık kapatmada Bitcoin'de 60 bine bakmayın. Total Market Cap'te 2'lere bakın arkadaşlar. 2'lerin üzerinde mi kapatmışız? Evet, 2'lerin üzerinde kapatmışız. Genel manzarada bir sıkıntılı durum oluşmamış diyorum. Bakın şöyle tekrardan göstereyim. Göreceğiniz şekilde burada arkadaşlar, şurada göreceğiniz şekilde bir aylık kapatmamız net şekilde 2 trilyonların üzerinde geldi. Şu fitil ne kadar büyük olsa da mum 2 trilyonların üzerinde geldi. Bu da bizim için olumlu bir manzaradır diyorum. Ve burada arkadaşlar Ethereum'a da bakacak olursak, Ethereum'da da çok olumsuz bir senaryo da değil. Ethereum'da da tampon bölgenin üzerindeyiz. Yükselen kanalın üzerindeyiz. Şu an umutlar tükenmiş gibi gösteriliyor. Düzeltmedeyiz. Battık bittik ha, dünyanın sonu geldi deniliyor. Ancak şu manzaraya baktığımızda bize gösterilen senaryo şu arkadaşlar. Burada Ethereum, Bitcoin tekrardan tarihi böyle tepki alması gereken bölgelere geldi. Geçmişte her seferinde tepki almış, sonrasında yükselişe geçmiş. Genelde diyorum bu dönemlerde herkes maldan çıkar. Gene diyorum insanlar maldan çıkıyor. Gene maldan çıktıktan sonra ne olacak? Burada üst kanallara doğru gideceğimizi düşünüyorum aşamalı şekilde. Tabii ki de şunu demiyorum. Direkt bugün değil, yarın. Millet şunu bekliyor. Ya ben videoyu çektim. O adam videoyu ertesi gün mü? Ertesi gün değil, öteki gün. Tamam, izledim. Ben bu videoyu hemen yükselsin. Abicim, IQ seviyenizi arttırmanız gerekiyor. IQ seviyenizi arttıramıyorsanız da kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Burada süreç böyle işlemiyor. Bakın, şurada gördüğünüz manzarada. Şuraya bakın. Geçmiş hareketlerine bakın. Teker teker bakın. Burada artık tampon bölgedeyiz. Burada bir gün, 5 gün, bir hafta falan toparlamalar gelse de bu kanal kırılmadıkça genel yapı buradan sekmeye müsaittir. Ve buradan genel yapı sekerse arkadaşlar 6800'ler hedef bölge olarak gösterilmekte. 6800'lerle beraber de Bitcoin tarafına birazcık şöyle manzarada ya uzaktan baktığımızda orta uzun vadede Bollinger Band'da fena bir sıkışma var. Bakın şöyle göstereyim. Bollinger Band'da fena bir sıkışma var. Bu sıkışma patlamayla sonuçlanacak. Bunun kaçışı yok. Yok aşağı, yok yukarı. Yok, çok sert bir patlama geliyor. Şimdi aşağı gelmez. Umarım aşağı gelmez. Ama yukarı gelirse hedef 140 bin dolarları gösteriyor. Hedef 140 bin dolarları gösteriyor arkadaşlar Bitcoin'de ve 140 bin dolarlara doğru giderken genel manzarada buralara doğru gitmeye uğraşırken şunu gözlemliyorum ben. Burada ana hedef olarak gösterilen bölge 140 binler değil. Bizim orta uzun vadeli olarak ana hedef bölgemiz 510 bin dolarları gösteriyor. 510 binlere gidebilir miyiz? %100 bir şey diyemiyorum. Ama 140 bin dolarları kesin olarak bakıyorum. Şimdi bugün olur, yarın olur, kesin bir şey diyemiyorum. Ama dediğim şekilde bu genelde düzeltmeler bittikten sonra, dolar endeksi aşağı inmeye başladıktan sonra zaten bu süreçler geldiğinde ABD'de artık para basımı hızlanmaya başlayacaktır diye manzaraya bakmaktayım. Bu manzara olurken de genel senaryoda arkadaşlar borsalarımıza çok fena şekilde para akışı olacağını düşünmekteyim. Ama şunu unutmayın, şu an düzeltmedeyiz. Düzeltme bir süre daha sürebilir. Dolar endeksini izliyoruz. Dolar endeksinde bir değişkenlik olursa yarın itibariyle, şu an borsalar kapalı. Yarın itibariyle bir değişiklik olursa, buralardan red diyeceğim diye göstermeye başlarsa tamam, direkt yükseliş manzarasına geçeriz. Ama 102'leri ben kıracağım, 103'lere gideceğim derse bir süre daha düşüşler yapma ihtimalimiz var. Ve bahsettiğim şekilde Nasdaq, Dow Jones, S&P 500 dünya nedir borsalarında tepe bölgelerde olduğumuz için oralardan bir düşüş hareketi gelebilir. O düşüş hareketi de bizi olumsuz etkileyebilir. Manzara bu şekilde arkadaşlar. Videoyu burada sonlandıracağım. Burada tekrardan hatırlatıyorum. Kısa bir düzeltme sizin orta uzun vadeli hedeflerinizden sizi uzaklaştırmasın arkadaşlar. Kısa vadeli bu şekilde düşüşler olacak. Bezginlik, bıkkınlık, üşengeçlik dönemleri olacak. İşte millette şöyle bir psikoloji var biliyorum. Bizim halkımız şunu seviyor. İşte bugün girdim, yarın çıktım, onu vurdum, buradan çıktım, hemen olsun, hemen bitsin. Böyle ahkamlı mahkamlı, savaşlı mavaşlı şeyleri, anlık olacak şeyleri severler. Ama bu borsada para böyle kazanılmıyor arkadaşlar. Oturup bekleyeceksin, adet arttıracaksın, genel manzaraları düzgün izleyeceksin. Doğru arttırma süreçlerinde mal toplamaya özenle göstereceksin. Kısa vadeciysen de zaten kısa vadeciler için de yani
Burada genel manzarayı kısa vadede benden daha iyi gösteren son süreçlerde biri var mı bilmiyorum. Ama gerçekten burada kısa vade işlemciler için de genel manzaralı bir şeyler paylaşıyorum. Kendim yapıyor muyum? Kendim yapmıyorum. Yani burada düzeltmenin olacağını gördüğüm halde asla herhangi bir short işlem açmadım arkadaşlar. Ama long yönlü işlemler açıyorum. Mal toplamaları yapıyorum. Adet arttırıyorum diyorum. Neyse burada videoyu daha fazla uzatmayayım. Arkadaşlar bizleri kanalımızı izleyenlerden %90'ı %95'i bizleri takip etmiyor. İzleyicilerimize diyorum bizleri takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bizleri takipte kalın. Bay bay. Görüşürüz.